Selamünaleyküm kardeşlerim, bugün sizlerle yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Biliyorum tuhaf bir giriş oldu ama işte sonradan açtım maalesef, kusura bakmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Alexander'ın arkadaşlar devamıyla ilgili konuşmalar yapacağım. Edindiğim bilgileri sizlerle birlikte paylaşacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki FIFA'ya bir tane güncelleme geldi. 3 GB'lık bir güncelleme. Tabii ki hepimiz nefeslerimizi tuttuk acaba Alexander gelecek mi diye. Ama maalesef Alexander gelmedi. Sadece Alexander'a bazı dil değişiklikleri ve bazı sahnelerde arkadaşlar farklı ses tonları eklenmiş ve bunun benzerini belki de başka ara sahneler eklenmiş olma olasılığı da var ama ancak tabii ki de bunu tam oynamadan ve yani eskiyi tam hatırlayamadan buna karar veremeyeceğiz arkadaşlar. Alex Hunter'ın ikinci sezonunu biliyorsunuz hepimiz bekliyoruz, hatta EA kendisi yani bir ipucu bırakmıştı bize, işte Alexander devam edecek diye. Ki bunun ipucunu nereden anlayabiliyoruz? Alexander'ı bitirdiğimiz zaman biliyorsunuz ki bize kartını veriyor ama kartını verirken orada tekrar dene diye bir seçime koymuş. Bu tekrar dene seçmesi şu demek oluyor, yani bundan sonrası gelecek mi diye dedirttiler bize. Çünkü direkt oyun bitmiyor. Orada tekrar dene ve ultimate team'e dön diye iki tane seçenek veriyor size. Tekrar dene dediğiniz zaman şu anda olmuyor diyor. Acaba güncellemeyle uzayacak mıyız? Zaten bizim hakkımıza sokan bir kanıt da oydu. Ama şu anda maalesef 3 GB'lı bir güncelleme gelmesine rağmen maalesef hala The Journey'nin devamı gelmedi arkadaşlarım. Ben geleceğini hala düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü oyunu satarken oyun reklamını yaptıkları en büyük şey The Journey'di ve bir sezon çok kısa. Yani bu kadar uzun bir sürede bir sezon yapmaları çok da saçma açıkçası arkadaşlar. Ben akıllıca en az 2-3 sezon yapmaları gerekiyordu animasyonlu halde. Hani ondan sonrası baklar herkes çok istiyorsa devamının gelmesi gerekiyordu. Çünkü reklamını yaptığı bir şeyi hemen öyle az bitirip kullanıcısından tepki almak biraz saçma geldi bana arkadaşlar açıkçası EA tarafından. Ama dediğim gibi arkadaşlar ben devamının geleceğini düşünüyorum. Eklenen yeni feature'larda arkadaşlar dediğim gibi birkaç tane direklenmiş oyuna. Ara sahnelerde bazı yenilikler var. Onun dışında FUT'taki biliyorsunuz forma seçerken işte adam farklı forma seçiyordu, ekranda farklı forma oluyordu falan filan. O karışıklık giderilmiş. Onun dışında arkadaşlar herhangi bir değişiklik yok. Dediğim gibi zaten dillerin değişikliği ve bazı ara animasyonlar zaten 3 GB'ı kaplıyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki oyunda 50 GB. Dediğim gibi arkadaşlar The Journey'nin devamı inşallah gelir. Bu arada şunu duyurayım, şu an üniversitede sınavlarım olduğu için çok sıkı bir şekilde yayın yapamıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü benim tek işim bu değil, ben hani üniversitedeyim. O yüzden hani direkt tamamen her şeyi buna adarsam bu sefer derslerim kötü olur ki derslerimi asla kötü bırakmayı istemiyorum ki her zaman size de bunu söylerim. Yani dersiniz varsa gidin onu yapın, YouTube falan bırakın diye. O yüzden arkadaşlar şu anda derslerle cebelleşiyorum ama yarın akşam yani perşembe akşamı büyük ihtimal paket açılımı yapacağım. Cuma da olabilir çünkü çok güzel bir Team of the Week var. O yüzden bunu değerlendirmek istiyorum arkadaşlar sizlerle birlikte. Videonun sonunda şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar, ben PlayStation 4'te coin satıyorum. Ama coin satmaya artık değişik bir sistem getirdim. Öncelikle kaporaları arkadaşlar topluyorum. Mesela 100K'yı ben 40 liraya satıyorum arkadaşlar. Ben alacaklardan 40 lira topluyorum. Ve coins geldiği zaman direkt gönderim yapıyorum ve toplu gönderim yapıyorum. O yüzden arkadaşlar coins almak isterseniz PlayStation 4 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Alexander hakkında diyeceklerim de bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, yenisiniz abone olmayı unutmayın. Umarım Alexander'ı hep birlikte devam ederiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki muhteşem bir final yapmıştık. 71 bin izlenmesi var ve yaklaşık 2500 beğenisi var. Hepinizi çok seviyorum. Geldiğiniz için, izlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.